Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray ve bugün sizlerle beraber FIFA Mobile 19'da Team of the Year Foot Draft çekiyoruz. Bugün arkadaşlar gerçekten çok mutluyum çünkü arkadaşlar siteye, yani oyuna, çok güzel bir şey eklenmiş. Team of the Year modu eklenmiş ve Team of the Year modunda bakalım kimleri çıkaracağız arkadaşlar. Bu videoda sizlerden büyük bir beğeni patlaması istiyorum. Ve arkadaşlar bugünkü videoda yapacağım şeyi Cube TV'deki yayınlarında da yapayım. Yorumlara yazın. Akşam da Cube TV'de yayın olabilir. Yani bugün kesin olacak demiyorum. Bugün olabilir diyorum çünkü kesinliği yok arkadaşlar. Bugün olması için yani eve birazcık erken dönmem lazım ama akşam halı saham var. O yüzden geç dönebilirim. Ama ondan sonra bile yayın olabilir. O yüzden Cube TV'yi indirip bildirimleri açın. Zaten yarın kesin yayın var muhtemelen, yani büyük bir ihtimal yarın vardır bugün yoksa. Neyse arkadaşlar, o zaman lafı fazla uzatmayalım. Videoya like atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olun. Bildirimleri açın ki arkadaşlar cumartesi günü gerçekten harika bir video gelecek arkadaşlar. Videonun iki tane spoilerlı içeriğini söylüyorum. Zaten arkadaşlar istemsizce bildirimleri açacaksınız. Söylüyorum arkadaşlar, hazır mısınız? Like dağıtın bunu özel. Şimdi arkadaşlar sakal ve Team of the Year. Bu iki içeriğini söyledim videonun. Artık ne olur ne yaparım bilmiyorum. O videoda göreceğiz. Cumartesi günü hazırlıklı olun arkadaşlar. Hadi bakalım o zaman kadroları kurmaya başlayalım. Arkadaşlar ilk olarak normal draft'tan başlıyoruz. Hemen başlayalım abi. Normal draft'a başlıyoruz. Normal draft'ı kurduktan sonra abi bir sürü Team of the Year kuracağız. Ve hedefim 93 rating kurmak. Bakalım 93 rating kurabileceğim mi? Gerçekten zor arkadaşlar çünkü. Oo abi, bu arada bu da çok güzel geliyor ha. Yüksek bir şey yapabiliriz. Evet evet, yüksek bir şey yapabiliriz. Evet, harbiden yapabiliriz. Pogba geldi bu arada, hem de kimyayı da arttıracak. Güzel abi. Hadi abi, çok güzel çok güzel, bu süper oldu. Hadi abicim lütfen lütfen lütfen. Yes, işte bu abi, tam ümitler gitmişti bu arada ve geldi. Hadi abi. Ama şimdi abi bak, ne güzel ümitlenmiştim ya. Ne güzel ümitlenmiştim var ya. Bütün ümidimi yok etti şu an. Şu an bütün ümidimi yok etti. 82 rating, 64 kimyada kaldık arkadaşlar. Normal draft'ın leaderboard'una gireceğim bir öncelikle. Normal draft'ın leaderboard'una girebilirsem güzel olacak. Giremiyorum abi ilginç bir şekilde. Heh, girdim. Arkadaşlar 88, 87 ve 86 ratingler var. Biz şimdi Şampiyonlar Ligi draft'ı yapacağız. Team of the Year draft yapacağız daha doğrusu arkadaşlar. Gerçekten bu draft muazzam, gerçekten harika, çok eğlenceli ve müthiş, gerçekten müthiş. Bakalım kaç rating yapacağız arkadaşlar. 92 ratingin kolay yapıldığını gördüm. 91 rating zaten geçiyoruz. 93 rating bakalım nasıl yapacağız arkadaşlar gördüğüm kadarıyla, ama ilk defa oynayacağım. Bakalım abi, hedefim 93 rating ve 94 rating olursa zaten patlamış oluruz. Rekorlarda 98, 97 ve 96 diye gidiyor. 96 yapmak gerçekten çok zor. Arkadaşlar Team of the Year de Gea ile başladık. Hadi bakalım bir sol bekimizi açalım o zaman. Marcelo geldi. Güzel abi. Devam. Arkadaşlar şu anda bakın 90 ve 6 oyuncu çıkmadığı sürece zaten sıkıntı yok. Hepsi 90'ın üstünde olursa 93 ratingi zaten kesinlikle buluyoruz. Şu anda 93, 95, 95 gidiyoruz. Güzel. İlla çıkar arkadaşlar muhtemelen, ama çıkmayan el de olabilir yani. O yüzden onun ümidiyle gidelim. Ve abi bakın burada zaten çıkmadı. Hani 90 üstünde belki bu bir tek bu çıkmayacak, ama illa çıkmayan oluyor. Yine de 93 rating olabilir bu arada bu el. Çünkü kötü gitmiyoruz. 95 Mbappe de çıktı. Ve 97 Ronaldo da çıktı. Yani hiç belli olmaz arkadaşlar. Bu el her şey olabilir. Ama bir tane daha usta kesin gelmesi gerekiyordu. Ki gelmedi. Birazcık sıkıntı olacak bu. Yani şu an usta gelmesi abi çok da bir şey ifade etmez. İki tane Marcel oldu bu arada kadroda. 95'lik Ramos ve abi 95 verirse belki derken 94 verdi ve 93 iken 120 kimyayı daha ilk kadrodan yaptık. Ama arkadaşlar girin 10 kez falan oynayın. 93 belki bir kere yaparsınız veya iki kere, yani çok fazla olmuyor. 94 ratingi de vurmak istiyorum ben bugün aslında. Bakalım arkadaşlar bugün neler olacak göreceğiz. Hemen arkadaşlar o zaman şu kadroyu bir düzenleyelim. Bu kadro bu arada gerçekten güzel oldu arkadaşlar. Bu kadroya 10 üzerinden 10 veriyorum. Hemen arkadaşlar yenileyelim bakalım. 10 üzerinden 10.5 verilebilecek bir kadro yapabilecek miyiz? Ki çok zor gerçekten. 96'lık DG'ye geldi. Bu sefer daha iyi başladık. Sol santraforu açarken abi santrafordan bile 90'ın üstünde oyuncu gelmezse biraz sıkıntı yaratır tabii ki. Eden Hazard geldi. Toni Kroos geldi, ama hep 90'larda gidiyoruz. Evet abi, hep 90'larda gittiğimize üzülürken bir de bir anda aşırı derecede düştük ki
Abi ben Kante'yi çok sevdiğim için Kante'yi alacağım. Bu adamı o kadar seviyorum ki yani herkes 85 çıksa bu adam çıksa ben yine de severim. Yani şimdilik aldım. Normalde en yükseğini alacağım arkadaşlar bundan sonra ama yani gerçekten bu Kante'yi ben aşırı derecede çok seviyorum arkadaşlar. Sırf onu belli etmek için aldım yani. 95 ve 94'lük Van Dijk, 92 yani 120 kim aldı şimdi de. Yani şu adam olmasaydı, bu adam yerine 95'lik bir Pogba falan olsaydı gerçekten vardı da 95'lik Pogba yok, çaktırmayın. Her neyse arkadaşlar, 95'lik bir Kevin De Bruyne 94'lük veya olsaydı kadromuz 93 yani yine oluyordu. Yani yine güzel yaptık bu arada. Şimdi 93'lükle başladık. Fena değil. Yine 90 üstü değil abi, 90. 90'ın üstünde olması lazım bu arada. 90 istemiyoruz. 2 tane yan yana 90 verdi. 97 tamam güzel abi. Bu 97 bizi biraz toparlar diyecektim ki maalesef abi. Toparlanacak halimiz artık kalmadı. Şöyle bir 94'lük falan bir adam çıkması lazım. 92'lik çıktı. 94'lük üst üste adamlar çıkması lazım derken 96 çıktı. 94 vermesi lazım. Şu anki verdi mi? 93. Olsun abi. 96. Güzel abi. Bir tane daha 96 ver. Yok abi. Bir tane daha vermez zaten. O kadar arada arada vermez ki. 96 verse bu arada 94 bile olma ihtimali varmış. Çünkü 83'e bile 92 rating oldu. Şimdi DGA ile yine başladık. Videonun başındaki gibi ilk Team of the Year foot draftımız gibi. Şimdi abi. Messi geldi. Bu arada Ronaldo hiç çıkmadı ilginç bir şekilde. Neden bilmiyorum ama hop Modric. Modric'in de buraya çıkması ilginç. Ronaldo ver. Ronaldo ver. Yes be. Cristiano de Ronaldo geldi. Arkadaşlar şu an kadroyu görüyor musunuz? Sizce bu kadro bir 94 ratingi hak etmiyor mu? 93'ü nasıl olsa yaptık. Bir 94 rating olur mu? Olmaz mı? Şimdi sağ bek açarak göreceğiz. Olma ihtimali var mı? Yok. Abi sen de bir 90 bari olsaydın. Sen de bir bari 90 olsaydın var ya. Ne güzel vurmuştuk ya. Ne güzel vurmuştuk var ya. Bu üçü de 90'ın üstünde olsaydı bakın. Bu üçü de 90'ın üstünde olsaydı zaten arkadaşlar gerisi. Oha abi şu 4, ilk 4 oyuncudan sonrası ne kadar kötü geldi. Gerçekten çok kötü geldi ha. Yine de 92 gen oldu. Ama abi hızlıca yenilememiz lazım. Bu sefer ilk olarak en kötü mevki sağ bekten başlıyoruz abi. Ki zaten en kötü oyuncu da sağ bekten çıkmıştır inşallah diyorum. Abi artık çok yüksek bir draft istiyorum. Çok yüksek bir rekor kırmak istiyorum. Hadi abi rekorumu kırmış olacağım. 94 rating yaparsam sonunda rekorumu kırmış olacağım bu arada. Hadi abi ya 94 rating çok istiyorum. 96'lık Ronaldo. David Silva. David Silva. Ne kadar David Silva veriyor bu arada ya? Marcelo güzel abi. 95 DG. Abi 92 olmasın artık. Artık bir 94 istiyoruz. Onun için abi 95 üstü. 95 üstü şu anda. 96. Bak 95 üstü istedim ve kesinlikle zor çıkan bir mevkiden çıkardık. Hani santrafordan istesem çıksa bir şey demiyorum. Hatta kaleciden bile istesem çıksa bir şey demem. Zaten kaleciden de verdi. Çok teşekkürler EA Sports. Hadi abi sağ bekten bir vur. Sağ bekten bir vur. Sağ bekten bile vurduk. Sağ bekten bile vurduk. Hiç şey yapmayın arkadaşlar. Sakin olun şu anda derken 95'lik bir oyuncu daha çıktı. Arkadaşlar ilk 4 oyuncu zaten her zaman güzel geliyor. Hani daha önceden de geldi. O yüzden ilk 4 oyuncudan ümitlenmek istemiyorum. Ancak gerçekten güzel gidiyoruz. Bozulmayalım abi. Güzel. 5'te 5. 5'te 5. 5'te 5. 5'te 5. 6'da 6. 90. Yani 90 üstü çıkmadı ama 90 olarak 6'da 6'yı vurduk. Şimdi. Hadi abicim. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Al 7'de 7. Santraforlar zaten yüksek çıkıyor. Bu arada 94 ratinge doğru gidiyoruz. Hadi abicim. Hadi abicim. Hadi. 92 çıktı abi. 92 çıktı. Daha yüksek. Daha yüksek. Daha yüksek. Ve 96 geldi. 3, 2, 1. Abi lütfen 90'ın altında çıkmasın. Usta çıksın. Lütfen. Şu anda vurgunu yapmanın zamanı geldi çünkü. Bastım. Lütfen abi. Yes. Yes. Ve işte budur be. 94 rating, 120 kimya. İşte bu abicim ya. İşte ben bunu istiyorum. Sabahtan beri bunu istiyorum. Ve çıkardık arkadaşlar. Yaptık. 94 rating hak etti abi. 95 rating bile olabilir. Takımda 90'ın altında bu var. 90, 92'nin altında başka oyuncu yok. Ve 92 ile 93 var. Gerisi 94 ve üstü zaten. Hani
Bir tane şu 96-97 çıktı ya, bu da 97 Ronaldo olsa belki bir şeyler olabilir. Şu da 95 Marcelo olsa mesela, ya da Ramos olsa. Ramos çıkmadı bu arada, yine de oldu. Gerçekten çok güzel bir kadro kurduk arkadaşlar. Gerçekten muazzam oldu. Buna özel sizlerden like bombalaması bekliyorum. Sonunda rekorumu kırdım. İşte bu be. Gerçekten çok sevindim. Sakal ve Team of the Year cumartesi günü, unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri aşağıdan kesinlikle açın. Zaten arkadaşlar bu dakikaya kadar izlediyseniz bu kanalda eğlenmişsinizdir. O yüzden kesinlikle abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki bütün videoları kaçırmayın. Daha Totti videosu istiyorsanız, yani Food Draft videosu istiyorsanız like'ları gömçürün ve yorumlara yazın bakalım. Yayınlarda da istiyorsanız yayınlar içinde yorumlara yazabilirsiniz. Hepsini okuyorum, merak etmeyin arkadaşlar. Ve haydi bakalım arkadaşlar, o zaman burada videomuzun sonuna geldik. Şuradan kanala abone olabilirsiniz. Ve şuradaki iki videodan herhangi birisine tıklayarak muazzam bir video gidebilirsiniz arkadaşlar. 94 ratingi vurduk bugün. Umarım eğlenmişsinizdir dediğim gibi. Hoşçakalın, sizleri gerçekten çok seviyorum. Sizler beni destekledikçe beni gaza getiriyorsunuz bu arada arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ve bay bay.